Nereden geldikleri, kim oldukları bilinmiyor. 8. yüzyılda İskandinavya'da birden ortaya çıktılar ve uzun yıllar boyunca buzullar içinde beklediler. İri, güçlü, heybetli ve sert savaşçılardı. Onlar Vikinglerdi. İskandinav dilinde korsan anlamına gelen Vikinger sözcüğü tarihteki gerçek isimleri oldu. Dönemin din adamları olabildiğince onlardan bahsetmezlerdi. Felaketin habercisi olarak biliyorlardı ve ölümlerinin muhakkak onlardan olacağına inanıyorlardı. Kendileri gibi uzun boylu, cüsseli, korkunç görünen kimseler olmadığından kilometrelerce öteden oldukları anlaşılırdı. Vikingler çok tanrılı pagan bir inanç kültürüne sahiplerdi. İskandinav mitolojisinde savaş tanrısı Odin baş tanrı olarak görüyor, cennetleri olan Valhalla'ya gitmek için savaşıyorlardı. Odin'in yönetimindeki Valhalla Sarayı'na sadece savaşırken ölenler girebilirdi. Savaşçılar ölüm anında Valkyrie'leri görür ve ruhları bedenlerinden ayrıldıktan sonra onlarla birlikte Valhalla'ya gideceklerine inanırlardı. Valkyrie'ler Odin'in savaşçı bakireleri. İskandinav mitolojisinde at üstünde miğferli kadın topluluğu olarak tasvir edilirler. Kahraman savaşçılar Valhalla'da Odin'le birlikte mutluluk içinde yaşayacaklarına inanırlardı. Vikingler yılın bazı aylarında ayin yaparlardı. Bu ayinlerde savaşçılardan biri gönüllü olarak kendini Odin'e kurban ediyor, Valhalla'ya gideceğine inanıyorlardı. O dönemde insanlar bulundukları yerden daha güvenilir başka bir yerin olmadığına inanırlardı. Ancak bu Vikingler için geçerli değildi. Onların var olma sebepleri savaşmaktı. İlk dönemlerde köyleri ve küçük kasabaları yağmaladılar. Bu saldırılar toprak kazanmak için değildi. Gümüş, altın, değerli buldukları ne varsa almak, öldürebildiklerini öldürmek ve orayı terk etmekti. Fakat bir gün kendi aralarından biri Odin'in bir parçası olduğunu ve tanrılarla konuştuğunu iddia etti. Başka ülkelerin var olduğunu, bu ülkelere giden yolu tanrılar tarafından kendisine söylendiğini, savaşıp geniş topraklara sahip olmaları gerektiğini söyledi. Vikingler inançları ve yapıları gereği sürekli olarak savaşma tutkusuna giren insanlardı. Tanrılarla konuştuğunu iddia eden bu adam kendini ispatlamayı başararak arkadaşlarını etkiledi ve gelecekte bu adam Viking tarihinin efsanevi kralı Ragnar Lodbrok olarak tarihe geçecektir. Ragnar kısa zamanda Danimarka ve İsveç kralı oldu ve var olan bütün krallara kafa tuttu. Kendisiyle savaşmalarına izin verdiği ünlü kadın savaşçıları Lagertha ve Asto ile evlenmiş ve kendisi gibi yetiştirdiği 5 erkek çocuğa sahip olmuştu. 8. ve 11. yüzyıllar tarihe Viking çağı olarak geçmiştir. Bu yıllarda verimli topraklara sahip olan İskoçya, İrlanda, Almanya, Fransa gibi Avrupa ülkelerine akınlar düzenlediler. Kısa sürede uzak yerlere gidebilmelerini sağlayan şey ise kimsenin sahip olmadığı tasarım harikası gemileriydi. Enidar, boyu uzun ve draftı özel olarak tasarlanmış gemileri sayesinde her türlü güçlü akıntıda, denizde ve nehirde seri bir şekilde hareket edebiliyorlardı. Ayrıca demir atmak zorunda kalmadan rahatlıkla hemen her türlü sahile gemilerini karaya çıkarabiliyor ve derhal oradan uzaklaşabiliyorlardı. Ragnar, Hristiyan şehirlere saldırırken kullandığı en önemli taktiği kentteki tüm herkesin pazar ayininde ibadet ettikleri anda saldırmasıydı. Bu taktiği bir manastır saldırısında esir aldığı keşişten Hristiyanlık dini hakkında her şeyi öğrenmiş ve bundan kendine planlar çıkarmayı başarmıştır. Tarihin en ünlü Viking akını ise Fransa'da yaşanmıştır. Akının bu kadar ün yapmasının sebebi ise gemilerini karadan geçirip Fransızları savunmasız yakalayarak şehre büyük zayiat vermeleriydi. Aklımıza Fatih Sultan Mehmet'in geldiğini biliyorum. Merhametiyle, çocuk yaştaki inancı ve zekasıyla değil mertebesine erişmek eline dahi su dökemeyecekleri, Fatih Sultan Mehmet de İstanbul fethinde aynı kritik kararı vermiş, gemilerini karadan geçirmiş ve muzaffer ordusuyla verdiği bu kritik karar sayesinde ancak fethi sağlamışlardı. Vikingler Akdeniz'e, Bizans'a ve İslam coğrafyasına kadar ulaşmayı başardılar. Hatta günümüzde Ayasofya'da Vikinglerden kalma bir yazı dahi sergilenmektedir. 9. yüzyıla ait olan bu yazıda Halfdan buradaydı yazmaktadır. Arapça metinler incelendiğinde uzun yıllar Viking isimlerinin defalarca geçtiği bilinmektedir. İslam kaynaklarında Vikinglerden bahsedilirken onlara Ermenyun, Mecus ve Rus ifadeleri kullanılmıştır. Ayrıca Endülüs'e yaptıkları akın esnasında ezan sesine doğru gitmişlerdir ve camide kendilerinden korkmadan namazlarını kılan insanlardan etkilenmiş ve kendi inançları içinde boşluğa girmiş.
etmişlerdir. Vikingler gittikleri her yere koloniler kurarak dönemi toplumsal ve siyasal olarak derinden etkilemişlerdir. 11. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere'ye yerleşmek isterler. Elbette bunun için dönemin en güçlü ordusuna sahip olan İngiliz ordusunu yenmeleri gerekecektir. Gaddarlığıyla bilinen İngiliz kral Yella, Vikinglerin er ya da geç kendilerine saldıracağını biliyordur. Yapılan Viking saldırılarından dersler çıkarmış ve kalenin gizli geçitlerini bilerek kuvvetsiz bırakmıştır. Ragnar bu yıllarda yaşlanmış ve eskisi gibi keskin kararlar alamıyordu. Ayrıca esir aldığı keşişten öğrendiği tek tanrı inancından oldukça etkilenmiş ve tam bu dönemde inanç krizine girmiştir. Ragnar'ın yerine kararları oğlu Björn verir. Björn oldukça cesur fakat ince hesapları yapmakta pek becerikli olduğu söylenemezdi. Kalenin gizli geçitlerinden sızma kararı alır. Geçitin sonuna vardıklarında çivili devasa bir topun yuvarlanarak üstlerine doğru geldiğini fark ederler. Yüzlerce, neredeyse bine yakın Viking savaşçısı acılar içinde ölür. Sağ kalan Vikingler daha sonra saldırmak üzere gemileriyle uzaklaşmayı başardılar. Fakat Kral Ragnar kaçmayı başaramadı. İngilizlere esir düştü. İngiltere Kralı Yella, ölümlerinin muhakkak Vikinglerden olacağını söyleyen din adamları dahil herkesi meydanda topladı. Ragnar'a zevk alarak türlü işkenceler yaptırdı. Ragnar'ın yapılan işkencelere az tepkiler vermesi, çığlık atmayışı meydandakileri hayrete düşürmüş ve İngiliz kralını çıldırtmıştı. Kral çok geçmeden Ragnar'ı yılanlarla dolu bir çukura attırdı. Ragnar yılanlı çukura atılmadan önce sagalara ve şairlere konu olan meşhur bir ölüm türküsü okumuştur. Odin'in benim için şölen masası hazırladığını bilmek çok güzel. Yakında kıvrık boynuzlardan şarap içeceğiz. Odin'in Valhalla'sına gelen bir savaşçı şikayet etmez. Onun yanına ağzımda korku sözleriyle girmeyeceğim. Tanrılar beni karşılayacak. Ölüm yas olmadan gelecek. Ömrümün günleri sona eriyor. Ölürken mutluyum. Ölümünden sonra yerine oğlu Ivar de Bonellas geçmiştir. Bacaklarını kullanamadığından kendisine kemiksiz Ivar denmektedir. Normalde sakat insanlara acımasız davranan Vikingler kemiksiz Ivar'a oldukça bağlıdırlar. Vücut olarak yetersiz olmasına rağmen zeka yönünden bütün kardeşlerinden üstündür. Savaşlara kendi icat ettiği atlı arabasıyla en önde katıldığı ve iyi ok kullandığı bilinmektedir. Kısa sürede acımasızlığı ve keskin kararlarıyla babasını aratmayan Ivar de Bonellas, Viking toplumunun en sevilen lideri haline gelir. Babasından sonra Avrupa toplumuna dehşet veren bir isim haline gelir. Vikingler kendi aralarında kemiksiz Ivar derken İngilizler kanlı Ivar demişlerdir. İngilizlerin babasına yaptıklarını unutmayarak intikam için uygun şartların sağlanmasını bekliyordu. Keşişleri ve din adamlarını kullanarak İngiliz kralını kale dışına çıkartabilmiş ve onu esir almayı başarmıştır. Kral Yella saniyeler içinde ölmek için yalvarsa da ve bütün her şeyini vermek istediyse de kemiksiz Ivar kendisinin yüzüne tükürerek kan kartalı yaptırma kararı verir. Kan kartalı Viking kültüründeki en korkunç işkence yöntemidir. Kralın kaburgaları birbirinden yavaşça kopartıldı. Çığlıkları, yalvarışları İngiltere'nin dört bir yanından duyuldu ve ölümleri muhakkak Vikingler tarafından oldu. Vikinglerin herhangi bir yazılı geleneklerinin olmayışı kültürlerini takip etmemizi ne yazık ki zorlaştırmıştır. Ki bu bağlamda kemiksiz Ivar'ın nasıl öldüğü, Vikinglerin sonunun nasıl geldiği de bilinmemektedir. 8. ile 11. yüzyıllar tarihe Viking çağı olarak geçmiş, pek çok sagaya ve efsaneye konu olmuşlardır. Yaşadıkları dönemi derinden etkileyip kültürlerine dair minyatürlerin çizilmesine, kayıtların tutulmasına neden oldular. Ayrıca Vikinglerin Kristof Kolomb'dan yaklaşık 500 yıl önce Kuzey Amerika'yı keşfettikleri söylentiler arasında popüler kültüre çok şey kazandırmanın yanı sıra günümüzde çoğu fantastik filmlere, dizilere, romanlara ve oyunlara ilham kaynağı oldular. Özellikle de başarılı oyunlara imza atan Ubisoft tarafından üretilen Assassin's Creed Valhalla oyunu tam anlamıyla bu anlattıklarımı, yani Vikinglerin gerçek yaşamını hikaye haline getirerek oyun anında Viking saldırılarına sizi ortak etmeyi başarmıştır. Ayrıca dijital platformda rahatlıkla bulabileceğiniz Vikingler dizisini mutlaka izlemenizi tavsiye ediyoruz. Açıklamalar kısmına bıraktığım linklerle diziye ve oyuna ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. Evrendeki güzel şeylerin sizi bulması dileğiyle. Hoşça kalın.